Bundan bir asır önce 1917'de İstanbul'da Dersaadet Polis Mektebi bünyesinde bir polis müzesi kurulması kararlaştırılır. Ardından yıllar geçer, Cumhuriyet ilan edilir, yeni bir Türk devleti ayağa kalkar Anadolu topraklarında. Mirasını devralır acısıyla tatlısıyla coğrafyanın. Bu mirasın içinde polis müzesi için toplanan teçhizat, araç gereç, tarihi üniformalar ve belgelere kadar çok sayıda eşya da bulunur. ...1937 yılında bu eşyalar eğitime başlayan Ankara Polis Enstitüsü'ne teslim edilir ve bu eşyalar burada sergilenir. Ancak müzeye dönüştürülmesi yine mümkün olmaz. Bir talimat verildiyse bu esastandır. Gün gelir bu talimat yerine getirilir. Teşkilatta esas olan da budur. Bir asır önce yapım talimatı verilen polis müzesinin açılmaması o yüzden mümkün değildi. Kuruluşundan bugüne Türk Polis Teşkilatı'nın tarihini, kültürünü, gelişim süreçlerini panoramik olarak anlatan polis müzesi, aynı zamanda bir milletin kahramanlık destanını da barındırıyor kapılarının arkasında. 6 bölümden oluşan müzedeki en kıymetli alanlarsa kesinlikle şehitlerimize ayrılan bölümdür. Şanlı Türk Polis Teşkilatı mensuplarının her şart ve koşulda namusu ve şerefi bildiği vatan toprağı için silah ve bayrak üzerine içtiği andı bir an olsun aklından çıkarmadan, gerektiğinde tereddüt dahi etmeden canını verdiğinin, gerektiğinde ise aynı şekilde can aldığının izlerini taşır bu alanlar. Sadece Türk Polis Teşkilatı'nın geçmişinden değil, aynı zamanda bir milletin karakterinden de izler taşıyan müze, Türk Polis Teşkilatı'nın 200 yıla yakın tarihine yaslanan sütunları üzerinde yükselen bir anıt niteliği taşımakta. Bu anıtın kaidesi üzerinde ise sadece polis üniforması giyenlerin değil, şanlı bir milletin kahramanlıklarla dolu mazisi yükselmekte. Gidiyoruz. Nazlı yardan geçen gelsin. Gidiyoruz. Bahtı yardan geçen gelsin. Alsak bile bin yara, mermilere, toplara bağrını açan gelsin. Andolsun ki bu yoldan dönmeyeceğiz, yıkılmayacağız, dağılmayacağız, başaracağız, başaracağız.